Tuncay Tekay, ikinci bölge milletvekili adayı. İyi Parti Merkez Danışma Kurulu üyesi olan iş adamı Tuncay Tekay, Ankara milletvekilliği aday adaylığını açıkladı. Geçmiş dönemlerde Keçören'e yaptığı hizmetleri anlatan Tekay, seçildiğim takdirde bölgede işsizliğin azalması noktasında devlet yatırımlarının bölgeye gelmesini sağlayacağız diye konuştu. Derneğinin kurucu başkanlığını yaptım. Ankara İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptım. Ankara Ticaret Odası'nda bir dönem meclis üyeliği, bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Aynı zamanda siyasette de 1987 yılında Milliyet Çalışma Partisi'nin kurucu ilçe başkanıyım. Ve o dönemden bugüne kadar da Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde siyaset yaptım. 2,5 yıldan beri de Meral Akşener hanımefendiyle birlikte İYİ Parti'nin çalışmalarını yürütüyoruz. Ve bugün de İYİ Parti Genel Merkezi'nde Merkez Danışma Kurulu üyesiyim. Şimdi ikinci bölgeyle ilgili de, bölgemle ilgili de bilgi vermek isterim. İkinci bölge 10 tane ilçeden oluşmaktadır. Bu bölgenin özellikleri de özellikle milliyetçi muhafazakar bir yapıya sahiptir bizim bölgemiz. Ve aynı zamanda da İç Anadolu kültürünü oluşturan, İç Anadolu'dan bölgelerinden gelip yerleşen insanların oturduğu bir merkezdir. Bu bölgede özellikle kültür ve hemşericilik çok yoğun yaşanır. Ben de bir Kırşehirli olarak bu bölgede meşe köylü olarak yaklaşık 10 bin üzerinde bir meşe köylü vardır. Aynı zamanda 40'ın üzerinde Kırşehirli köy derneği vardır. Bunların hepsiyle ilişkilerim vardır ve hizmet yaptığım dönemlerde de gerek Keçören'e gerek hemşerilerimize hizmet verdim. Ben bundan dolayı da bu bölgede seçilme noktasında bir sıkıntım olmayacağına inanıyorum. Ve aynı zamanda ben Allah nasip eder de seçilirsem hem bölgeme hem insanlarımıza işsizliğin Keçören'de Türkiye'deki ve Keçören'deki en büyük şey işsizliktir. İşsizliğin azalması noktasında devlet yatırımlarının Keçören'e gelmesini sağlayacağız. Ve bölgemizdeki insanlara müreffeh bir yaşam hakkı tanımak için de özellikle Keçören'de eksik olan diğer hastane gibi kamu kurumlarının yatırımlarını getirilmesini sağlayaraktan hem işsizliği azaltacağız hem de insanlarımızın müreffeh bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız.